Evet, yaşadığımız gerginliğin hemen arkasından hemen konunun kahramanlarını buraya alalım. Emine ve Bahar, gelir misiniz lütfen? İyi misin Emine? Evet. Bahar, söylemek istediğin bir şey var mı? Haksızlıklara karşı susamam. Susarsam kendime saygım kalmaz. Ben ailemi temsil ediyorum. Bana istediklerini format gereği söyleyebilirler. Ancak işin içerisine ailem ve yetiştirme tarzım girerse müdahale etmek zorundayım. Bu kadar. Tamam, ben de bir iki laf edeyim o zaman senin bu açıklaman üzerine. Sen aileni temsil değil, baya baya teslim ediyorsun burada. Haberin olsun. İkincisi, haksızlık diyorsan eğer bu konuda Emine haklı. Tahrik edici unsurlarla cümleler kuruyorsun. Cevap vermeye çalıştığında daha da dozu artırıyorsun. Ve burada sebep olduğun manzara, hiçbirimizin maruz kalmak zorunda olduğumuz manzara değil. Ben kendi adıma bundan sonra bu platformda olduğum süreç içerisinde seninle asla ama asla uyarı da dahil olmak üzere muhatap olmayacağım. Tamam mı? Her seferinde yetiştiriliş tarzın, ailem vesaire vesaire. Biz Nihal'i de gördük. O da aynı aileden. Evet, ben de. Evet, o zaman ona göre davranmanı temenni ediyorum bundan sonraki hayatım boyunca da. Evet, benim ailem en mükemmel aile belki de. Evet, problem sende olabilir işte. Ben değilim. Olabilir. Bazen ektiğini biçemiyorsun. Emine, konuyla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? Sıram geldiğinde konuşmak istiyorum. Sıranı bekleme, şimdi söyle. Söyleyecek bir şey yok. Bence herkes neyin olduğunu görüyor. Yayıncılık anlayışı gereği bazı şeyleri burada sarf edemiyoruz tabii ki, konuşamıyoruz. Böyle bir şey olsa bile konuşmanın bana yakışık almayacağı şekilde ben özel hayatımda da davranmıyorum zaten. Ama normal şartlarda bana bu üslupta ya da bu tavırda özel hayatımda asla ve kat'a konuşamayacağını bilirdi eğer beni birazcık tanımış olsaydı. Ben kendi ailesiyle alakalı hiçbir şey söylemedim, hiçbir büyüğüme. Ben yanlış bir şey konuşmam, kimsenin ailesini sınamak gibi bir şey benim haddime asla düşen bir şey değil. Burada bizi izleyen hakikaten çok güzel bir ekibimiz var, muhteşem bir kadro var ve burada birbirinden değerli jüri üyelerimiz var. Kendi adıma ve bütün izleyiciler adına ekranda kötü görünen bir şey olduysa şahsım adına ben özür dilerim. Münazara, tartışma çok güzel bir şeydir. Yapabilene, becerebilene. Bazı şeyleri bazı insanların beceremediğini düşünüyorum. Ama şahsım adına bir şey yaptıysam da ben buradan affola, gerçekten kusura bakmasınlar. Peki. İsterime tercüman oldu. Emine çok haklısın. Kendi adıma evet, özür dilerim. Teşekkür haklısın ediyoruz. Emine. Bu arada ben haklısın. Ya. Ben istemiyorum. Ben gitmek istiyorum. Ben vallahi sıkıldım. Güle ben güle. Haklıyım. Kapı orada. Hadi tamam. Git. Hadi özür dilerim. Bay bay. Allah Allah. Ben gittim. Özür dilerim. Bay bay. Özür dilerim. Bugüne kadar verdiğin en doğru karar bu. Bu şekilde. Meral. Emine, altın güneşin çok çok zayıf. Hatta podyum için çok zayıf. Senden ben çok daha çok şey bekliyordum. Şimdi Gizem'e de böyle bir şey olmuştu. Sen farklı bir yaşamadan geldiğin için eminim senin gardırobunda kıyafetlerin vardır. Hı-hı. Ve ilk hafta için tercih edebileceğin daha güçlü kıyafetlerin de vardır. Evet, var tek ama. Tek parça bile giyinsen şık olabileceğin hani numaralı kombinlerim vardı. Senden beklentimiz yüksek olduğu için böyle söylüyorum. Çok şık bir davete de beyaz bir gömlek ya da atıyorum bir siyah pantolonun da gidilebilir. Ama numarası oluyor, öyle söyleyeyim. Tamam, sadece taşlı bir küpe olabilir ya da farklı bir şey olabilir. Bir fular olabilirdi. Beline bir kemer takabilirdin, fular takabilirdin, kolye takabilirdin. Çantan farklı olabilirdi. Birçok moda dergisinde ya da atıyorum birçok katalogda da atıyorum siyah gömlek. Ben çok siyah karıştırıyorum ve bakıyorum, inan inceliyorum ve beyaz modayla da ilgileniyorum. Her zaman kullanılmıştır. O yüzden benzetmeni çok bilmiyorum, doğru bulmadım. Bilmiyorum jüri üyemiz ne der ama ben çok zayıf teşekkür oldum. Teşekkür ederim. Bahar.
Enteresan sifon, mor parçandan sonra buraya koton bir gömlek, altına da son derece zarif bir pantolona gelmem beni şaşırttı. Ama bak tatlım, şöyle anlatayım. Senin gibi normal ve iyi görünmek için benim dekolte vermeme ihtiyacım yok. Beni kendinize karıştırmayın. Sen istediğin kadar dekolte verme ama yüzünün o kadar rahatsız edici bir ifadesi var ki ne yapsan kapatamazsın. Bende de tam tersi. Dolayısıyla ben istediğim kadar mini giyebilirim. İstediğim şeyi söyleyebilirim. Beni kendine bir tutma, tamam mı? Aynı antipatikliği ben de sana karşı hissediyorum. Buna emin olabilirsin. Hayır, seninki her anlamda bir antipatiklik. Buna emin olabilirsin. Bu tamamen senin şahsi ve kişisel görüşün. O yüzden kendi kafandan geçenleri kendine sakla. Tamamen şahsi ve kişisel görüşüm. Evet, ikisini de ardı ardına koyuyor olman. Seni sen zaten diksiyonun altında yatan boşluğun da göstergesi. Sen giydiğin kıyafet eleştirebilirsin. Burada bana kişisel olarak... Günlerce, bana haftalarca kişisel, kelimelerini süsleyerek kendinizdeki gösteremezsin dediler. Sen yorum ancak yapamazsın. Problemleri benim aslında kelimelerimi anlayamamalarıydı. Şimdi karşımızdaki örneği görüyorsunuz. Çok akıllı bir kız mısın? Boş ve kısık sesle söylediği cümleleri var. Çok mu zeki ancak bir kızsın? Senin ses tonuna görüntün birleşmiyor. Bütün bunu Türk bil, halkı tamam senin için öyle mi düşünüyor acaba? Hayır, bana cevap ver önce. Çünkü niye? Seni step step cevap vermek zorunda değilim. Sana olmayan cevap vermeyeceğim yer Bahar. Var. Bana emir kitleriyle konuşamazsın. Diye ben kaba ve kötü olmuyorum. Bana özellikle de sen böyle görünüyorken. Bana emir kitleriyle sen konuşamazsın. Ya ben devam etmek istemiyorum Bahar'la konuşmaya. Bence de etmek istememelisin zaten. Boş konuşuyorsun. Ben seninle gerçekten konuşmak istemiyorum. Kötü görünüyorsun. Bu senin düşüncen. Teşekkür ederim. Merve. Ben de tabii ki hani çok bir numara göremedim. Çantan evet çok güzel, hani hiçbir şey olmasa bile evet hani sade olmasını istediysen bile daha hani güzel bir gömlek giyebilirdin. Hani bu gömleğin şeyini de ben çok beğenmedim, o yakası aslında onun normal yakalı. Sen kaldırmışsın, o çok belli oluyor, hani kıvrılıyor şuradan. Hani böyle dik yakalı biz de hepimiz kaldırıyoruz ama o kaldırdıklarımızın yakaları daha büyük. O yüzden daha dik duruyor. Bu tam öyle değil. Evet, biz Simay da giydi, ben de giydim, sen de giydin. Hani ondan dolayı çok beğenemedim. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Evet. Geçebilirsin Emine'ciğim. Nasılsın? Teşekkür ederim Nur Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun altın gününe sen? Altın gününe. İş yerinden arkadaşlarıma çıkmışız. Bir kafeye gidiyoruz. Hep beraber orada altın günü kutlayacağız. Mevsim ne? Mevsim ne? Mevsim sadece mevsim bahar normallerin olsun. Altında. Ne diyorsun sen Bahar? Ne diyor? Saçmalıyor. Gerçekten saçmalıyor. Gerek yok Nur Hanım. Benimle konuşurken şu uslup tarzına ve konuşma şekline sen dikkat edeceksin. Bu birincisi. Ben senin her akranın ya da arkadaşın değilim. Evet, o yüzden haddini bileceksin. O yüzden haddini pek bileceksin. Benimle efendim. Benimle konuşurken kullandığın kelimelere dikkat edeceksin. Tamam mı? Evet, dikkat edeceksin ve haddini bileceksin. Önce siz böyle yapmayın o zaman. Çok özür dilerim Nur Hanım. Gerçekten özür dilerim ama yani çok çok hakikaten yeni geldim ama hani bu kadar kısa sürede bu kadar insanın yükselmesi de hiç hoş bir şey değil. Ben hani kendi fıtratımı da aşıyorum burada ve bu benim de hoşuma gitmiyor fıtrat gerçekten. Fıtrat demez mi? Sen Bahar'ı buradan alır mısınız? Sırası gelene kadar dışarıda kalsın. Rica ediyorum. Tamam çıkacağım ama ben haksız değilim. Evet. Çık, sıran gelene kadar seni görmek istemiyorum. Susmuş halinse lütfen çık, evet. Ben sustum demedim ki. Sus. Sustum dedim. Ama beni sürekli çıkarıyorsunuz ya. Ha, keyfimizden çıkarıyorduk seni. Hayır ama ben bile yapmıyorum ki. Az bile yaptı. Konuşamıyorum. Farkındayım. Kusura bakmayın, kendi çok değerli toplu geldin düne göre, öbür güne göre. Sade gelin dediğiniz için. Gayet değerli toplu geldin. Çok muhteşem değilsin ama değerli toplusun. Hoş geldin Tarsın canım. Teşekkür ederim, çok mersi. Emine hoş geldin hoş tekrar. Nerede yaptın? Yok, ilk defa çıktı yani, memnun oldum yani. Acaba eskileri karıştırma evet. Be. Yeni... Biz birbirimizi çok yanlış anladık değişti aslında. Birbirinizi yanlış anladınız o zaman. İvan'a bak ne dedi? Biz birbirimizi çok yanlış anlamıştık karşılıklı. Ben şimdi hiç anlamıyorum.
O da zaten anlıyorum. Olgunluğu ve güzelliğiyle bütüne bütünlük veriyor ve biz iyi anlaşıyoruz. Ona çok da saygı duyuyorum ya. Doğal olarak. Ya alkışla. Eyvallah. Eyvallah. Ben bile alkışlamak istiyorum şu an kendimi. Teşekkürler Bahar. Aa, ben kıskandım. Aa. Simay gel canım. Ya hayır Simay gitme gitme hayır. Ya. Hayır benim hemen Simay'ım çünkü var. Ben de kıskandım. Tabii bak o da kıskandı. Koş canım. Koş ama mi? Sen niye kıskandın ki şu an? İvana Sert Hanım'la konuşuyorum. Bana küsmesini kıskanmış olamazsın. Beğenmiş olabilirsin. Sen İvana'ya bu kadar iltifat edersen ben hep yedekçiyimdir ve stokçuyumdur. Ben yedek miyim? Tabii ki öylesin. Kavgada söylenme. Ben bunu yaşamam bundan sonra yani. Bu laf yani, sonra. Eyvah. Dağdan gelip bağdakini kovdun diyeceğim ama dağ bağ kırışacak yani. Canım senin yani. Sezonun bitti bu yeni sezon. Yeni sezonda yeni gelen sensin. Ben. Evet farkındaysan açıklıyorum. Neyi açıklıyorsun? Ne oldu? Dağdan gelip bağdakini kovdun diyecektim ama dağlar bağlar karıştı derken Simay IQ'sunu konuşturdu. Aynen anladığına sevindim. Ay ya ben her şeyi anlıyorum. Arada sen de denesene. Ben anlıyorum zaten. Zaten ay anladım. Benim için. Ay benim için iki bayan kavga ediyor. Ya. İki erkek kavga edecek ne iki bayan ediyor kavga. Talihsizliğine bak. Tüh be. Canım. Ay çok özlemiştim seni. Ben de seni. Ya beni alacaklar Kemal. Neden? Yanlış anladım. Seviyorlar seni, çok üzülüyorlar sonra. Yapma. Ben kıskanıyorum. Yapmayın, ben yanlış anladım. Ama ben gerçekten dayanamıyorum Nur Ertan Hanımefendi. Sözünüzü falan da kesiyor olabilirim gerçekten. Saygısız da olabilirim, bunu da kabul ediyorum ama ben gideceğim. Yani burada iki kişi çıkmışlar. Biri Simay şahsı, diğeri Melek şahsı. Gelip orada baharcılık oynayamazlar. Gelip orada baharcılık oynayamazsın. Oynarım. Bence sen evet, beni kıskanıyorsun. Ben de giderim. Burada hiçbir kızı, o zaman hiçbir ben kızı kıskanmayıp sadece buraya beni bahar kıskanıyorsun. Bırak bahar, benden bahar olsun. Başka başkası sen burada olsan bu kadar tribe girmezsin. Bence de git. Sen sonradan gelmesin. Biz senin aynı yerde de tatil yapıyoruz. Sen beynisin. Aa, ben ne oluyor bunlara be? Evet sen... Okay. Ne oluyor İvana? Ne oluyor ben anlamıyorum ben yani. Bu ne ben şey? Ne şu anda? Ne oluyor yani? Bahar artık ama bak. Ama sinirlerim bozuldu. Tamam haklısın. Bir şey daha söyleyeceğim. Daha çok bozulacak bağırdım bak, senin sinirlerin. Bak bir şey söyleyeceğim. Biz artık stüdyo terk etmelere izin vermiyoruz. O gidemiyorum zaten hiçbir yere. Gel tatlım. Gel bence daha sakin davranabilirsin. Bence geç yerine. Ne oldu Bahar? Tıpış tıpış geri geldi. Ben söyledim. Simay sen de yangına körükle gitme. Gerçekten anlayışım bu kadar. Tamam geç. Evet. Yangına körükle gitme Simay tıpış, tamam. Ben gidiyorum. Tıpış 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 tıpış. Tıpış tıpış. Tıpış tıpış gel. Allah'ım Simay. Sana geliyorum bu kızları alarak. Tıpış tıpış gittin tıpış tıpış gel. Onu sen yaparsın. Ne yapacak ki benimle doldum. Ben gidersem gelmem kadın senin gibi bumerang falan tıpışın, değilim hep tatlım. Anam ne oluyor bunlar işte 2-3 tane çıkıyor ben. Ne oldu kızım siz ne oluyor ben siz ne oluyor ben yani artık hep siz yanlış anlaşma ben. Allah başımızdan eksik etmesin. Ama Nur Ertan Hanımefendi siz de nazar boncuğu dağıtıyorsunuz. Herkes ümitlenmiş sizden. Ne yapacak? Herkes seni mi sevecek anlamadım. Herkes sizin onu sevdiğinizi düşünüyor. Çünkü kimi? Seviyor hayatım. Çünkü seviyor. Gerçekten seviyor. Nurella diyor ki sokak lambası gibi olma. Kimi aydınlatacaksan belli olsun diyor. Ben ancak kendimi aydınlatırım canım. Kendimi ve evreni. Şahısları değil. Hadi artık o eski Nurella öldü. Anladın mı? Artık önce kendim. Önce kendim. Melek sen de gel artık istersen. Hadi kalk sen evet, de. Evet Melek hadi. Gel istersen. Allah'ım bana kim şefkat verecek? Allah'ım bana kim... Kim sevgi sen verici. Daha yeni geldin. Yani bu kadar da ultra olağanüstü muhteşem ilk kez düşünülmüş, ilk kez keşfedilmiş bir fikir. Bence de yapılmadı. Sorun yapıldı. Değil ama sen bizden yani yapma bu sezon için olan bilgiyi verdim şey... ben. Tamam devam et Dilara. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Duygu'ya sabah ben bunu giydiğimi söylediğimde Duygu sen daha önceden giymemiş miydin dedi bana. Bu konseptimi ve ben bu şekilde değiştim. Duygu'nun da sana eski iltifatlar nasıl bir öldü? Artık yeter bir ne olursun sus. Ya ne olursun sus. Herkes susuyor sen de susacaksın. Ya ben bunları özel olarak alıp alınmıyorsunuz. Bahar seni ciddiye almıyorum ben.
acıma yapmıyorum. Bir saniyiniz buysa lütfen daha fazla ciddi anlayın. Olur mu? Bak vallahi sinirim bu. Bir kez sesini o zaman adımı. Ama biliyor benim hassas olduğumu. Ben onun adımı olduğum kadar... Yüzeyiz bu kadar konuşuyor arkadaşlar. Koridora çıktığımız anda çığlık çığlığa bana bir şeyler söylemeye başladı. Bahar sana bir şey söyleyeyim mi? Çığlık atmak, ağlamak, burayı terk etmek... Evet ben burada çığlık atabiliyorum en azından. Sen arkada çığlık çığlığasın. Biraz git otur dinlen. Ben burada sizi susturmakla uğraşamayacağım. Herkese laf yetiştiriyorsun. Herkese sana cevap veriyor. Sen gidersen biraz birbirleriyle diyalogda olabilirler. Rica ediyorum gider misin? Hadi. Yani nereye gideceğim ben onu anlamadım. Yani bildiğiniz kendi gidiyorum. Kendi başına kendi iradenle gideceğin yerlere gideceksin. Hadi. Eve mi yani? Bir sakinleş orada hadi. İyi gideyim. Aa. Ben bir şey söylemek istiyordum. Ben zaten patenciyim, paten yapıyorum. Bu konsepti çok önceden de düşünmüştüm. Eğer burada başka birisi konseptini yapacaksa ya da arkadaşlarıyla konuşmuşsa, hiç kimse bir daha bu konsepti yapmayacaksa, kimse kahve içmeye gitmesin, kimse Nişantaşı'na gitmesin. Ya da ben önceden sizlere söyleyeyim hangi konseptleri yapacağım ama bir daha kimse o konseptleri yapmasın gibi saçma bir şey olamıyor. Eğer yapmak istiyorsa, yapacakmış, işte hazırlık yapıyormuş vesaire, daha iyisini yapsın, gelsin burada çıksın yani. Kimse bunu engellemiyor. Söyleyeceklerim ben bu kadar. Bu fikir 2 gün veya 3 gün önce... Yemek yediğimiz yemekhanede benim fikrimdi. Paten değil. Sen eksiktin. Yok, paten değil. Bahar'la karşılıklı oturup yemek yiyorduk. Paten değil. Cincir diye bir şey var. Oğlum onu istiyor benden dedi. Ben de tamam, paten işte farklı bir şey o zaman. İşte öyle bir bu şey var. Öyle deyince yok. Sonra Simay orada başka birisi vardı. Ona Bahar bir şey tamam, sordu. Tamam, konuyu açmış. Herkes öyle aynı. Asıl bu fikir benimdi. Bir anda anladım. Bahar yapmak istedi. Anladım. Fikir senin değildi. Esin. Sonuçta... Biraz tabii isimleri belirlerken çok filtreden geçirdik. Çok stres oldu. Sonuçta başından beri burada olanlar var, sonradan dahil olanlar var. Çok vakit geçirdik, aile olduk. Bu isimleri seçerken de çok zorlandık. Ama 2 isim daha var söyleyeceğim ve tabii ki hepimiz de gerginiz aslında. Vefa. Evet, Emine, Duygu ve Vefa. Son olarak bir isim daha var. Bahar. Bahar ne? Başka Bahar mı var burada Bahar? Niye ya? Ya bir şey söyleyeceğim, beni buraya çıkarıyorsanız eler misiniz? Evet, biz kendi aramızda konuyu tartıştık. Öykücüm, senle sohbet edeyim. Biz jüri olarak karar verdik. İlk elenecek isim... Bahar. Evet. Teşekkür yani Bahar her şey için. Siz elemiyorsunuz, ben eleniyorum. Hayır, biz eledik seni Bahar. Ben eliyorum. Teşekkürler. Hayır, ben kendimi eledim şu anda. Tamam. Aha. Zaten biz senden önce seni elemiştik. Teşekkür ederiz. Her şey için. Jüri bir karar verdi. Evet, uzun bir süredir yarışıyorsun ama büyük finale gidiyoruz. Aralarında konuştular ve verilen bir kararı açıklıyorlar şu anda. Anlıyorum. Ben elenmek istediğimi de söylemiştim zaten. Evet. Evet. Arkadaşlarına vedalaşabilirsin. Smile, Tuğçe, Aşko, bye bye. Kişi ve biz baş başa. Duygu, bu sana bir uyarı. Önümüzdeki hafta çok
sıkı asılmanı rica ediyoruz. Yerine geçebilirsin. Teşekkür ediyorum. Yine ben jüri sözcüsü olarak ben konuşuyorum. Bir sakıncası var mı arkadaşlar? Yok. Evet, yok değil mi? Biz çünkü kendi aramızda konuşup kararımızı verdik. Emine ve Vefa arasında bir tercihte bulunduk. Emine çok sonradan geldi, çok uğraştı filan. Vefa'nın ilk haftası, o da kendi çapında uğraştı.